Bilginiz çok olabilir arkadaşlar. İnsan bilgide derinleşebilir. Bilgide kendini geliştirebilir. Ama bu yeterli değil. Kanadın biri bu. Tek kanatla uçamazsınız. Allah'ın temsilcisi olmak. Yani Allah'ın razı olduğu, sevdiği, seçtiği, tasvip ve tensip buyurduğu bir kul olmak mümkün değil. Ahlakı düzeltmedikçe, ahlakan kemale gelmedikçe, eğer bilgiye ahlakı azık etmezseniz kendinize yazık etmiş olursunuz. O bilgi yaşanmadıkça da ahlaka dönüşmez. Bilgi ham madde gibidir. İşlenmezse, amele dökülmezse cevher olmaz. Elmas çıktığında kömür gibidir. Altını çıkarttığınızda taş toprakla karışıktır. Onu işleyeceksiniz, eleyeceksiniz, kaynatacaksınız. Nice çilelerden geçecek ki safiyeti ortaya çıksın. İçindeki karışık maddeler ayrışsın. İnsan da böyledir. İnsanın alacası içindedir derler. İnsanın karışıklığı içinde. Ne de ahlakında. İşte çile, meşakkat, zahmet, imtihanlar, dünya imtihan yeri. Bütün bunlarla insan saflaştırılmaya uğraşılıyor. Ne kadar saflaşabilmişse ona o şekilde bir kırat vuruluyor, değeri ortaya konuyor. İşte bilgi aksiyona dönmedikçe, fiile dönüşmedikçe, amele dönüşmedikçe, ihlasa dönüşmedikçe kemalat yolunda bir adım alamazsın. Hiç kimse şeytandan daha bilgili olamaz. Bazı rivayetlerde onun 7000 sene ilim okuduğu rivayet ediliyor. Buna rağmen şimdi bütün mahlukatın, mevcudatın lanetine uğruyor. Ahlakı güzel değil. Niye mütevazi değildi, kibretti? Üstünlük tasladı. O topraktan, çamurdan yaratılmıştır Adem için. O çamurdur, haşa pistir dedi. Ben ateşten, temizleyici bir şeyden yaratılmışım, nurdan yaratılmışım dedi. Benim üstünlüğüm apaşikar dururken nasıl ben ona secde edebilirim? Nasıl ona tazim ederim? Nasıl ona hürmet ederim? Bugün toplumumuzda bu şeytan amelini yaygınlaştırmaya uğraşmıyorlar mı? Değişik elbiseler altında şeytan o topraktan dedi. Ben ateştenim. Kalifiye bir ırkım dedi ben. Kalifiye bir varlığım, üstün varlığım. İşte aynı şeytan ameline milliyetçilik elbisesi giydirerek veya mezhepçilik elbisesi giydirerek insanlığı birbirine kırdırmaya ulaşıyorlar. Onlar Kürt efendim, biz Türk'üz. Onlar şu, biz bu pompayı çok yapınca Cenab-ı Hak suni bir düşman çıkardı karşımıza, Ermeni. Ermeni diasporası deyip gidiyoruz. Fransa kuyruğuna takılmış. Daha kuyruğa kimler takılacak? Bizim yansımamız bu.